Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu negasyon yani olumsuzluk. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Almanca'da nicht ve kein kelimeleriyle olumsuzluk anlamı veriyoruz. Nicht ve kein'in farkını nerede kullanıldıklarını daha önceki dersimizde öğrendik. Kısaca bahsetmek gerekirse nicht kelimesini fiilleri ve sıfatları olumsuz yaparken kullanıyoruz. Kain kelimesini ise isimleri olumsuz yaparken kullanıyoruz. Bu dersimizde ise olumsuzluk anlamı veren nicht kelimesini cümle içinde bulunduğu konuma göre nasıl anlamlar verdiğini inceleyeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Martin arbeitet heute nicht. Martin bugün çalışmıyor nicht cümlenin sonunda. Bu haliyle nicht kelimesi cümlenin tamamını olumsuz yapar. Yani bu bir zat negasyondur. Martin hat heute nicht gearbeitet. Martin bugün çalışmadı. Bu cümlede arkadaşlar arbeiten fiilinin Perfekt yapıdaki hali olan geobited cümlenin sonunda yer alacağı için nicht kelimesini cümle sıralamasında cümlenin sonunda kullanamayız. Dolayısıyla nicht cümlenin tamamını olumsuz yapabilmesi için en sona değil onun öncesine koyuyoruz. Perfekt yapıdayken bu şekilde kullandığımız zaman da cümlenin tamamı olumsuz yapılmış olur arkadaşlar. Yani bu da bir zat negasyondur. Martin arbeitet nicht heute. Martin bugün çalışmıyor. Nicht heute kelimesinden önce söylendiği için negasyon des adverbs yani zarfı yani heute kelimesini olumsuz yapıyor nicht kelimesi. Martin bugün çalışmıyor, yarın çalışıyor şeklinde bir cümle söylemeniz gerektiğinde heute kelimesini olumsuz yaparız. Martin arbeitet nicht heute, er arbeitet morgen şeklinde söyleriz cümleyi. Nicht Martin arbeitet heute. Seine Frau arbeitet heute. Bugün Martin çalışmıyor, eşi çalışıyor şeklinde bir anlam vermemiz gerektiğinde özneyi olumsuz yaparız. Özneyi olumsuz yapmak için de nicht kelimesini özneden önce kullanırız arkadaşlar. Nicht Martin, sondern seine Frau. Martin değil, onun eşi şeklinde bir anlam vermemiz için cümleyi bu şekilde kullanıyoruz. Buna da Negation des Subjekts yani öznenin olumsuz yapılması diyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.